Buradan bağladım. Ne uğraştık Saadettin abi ha? Sağ olun, çok emeğiniz var. Teşekkürler, hep beraber. Baski kendi canıyla, malıyla yaptığı bir su. Şimdi 10.000 metre küplük yer buraya yapılıyor değil mi? Yapılıyor. Karşıya mı? Kükenlerin olduğu yer. Vay be, borunun kalınlığı bu mu ya? Aynen. Sayın Bekir'im oradan aynen öyle su akıyor şu an. Ve şöyle bir iktisat yaptık bildiğim kadarıyla. 17 kuyu vardı. Daha önce tamamı full çalışıyordu. Şimdi 13-12 iktisat. Yetiyor. Patlak olmadığı için. Evet. Elektrik. Hepsi geliyor. Dolu geliyor. Şu burada büyütülecek değil mi? Şu anda iki basıncı çalışıyor. Tamam, üç basıncımız var. O da ikiye düştü. Çok rahat yetiyor ve tüm yapalım. Dolayısıyla. Karşı tam kamdan olduğu yere konduk depo yapılacak. Oradan buna bağlantı yapılacak. Evet. Konkun için konduk. Şeyde 5000 tonluk depomuz var. Şirinkent yurtluğunda da 2000 tonluk Şirinkent de var. 1500 tonluk da köpek çiftliğiyle yeni yapılıyor bahsettiğimiz çamuru besleyen depolarımız var. O bağlanınca mı her an 13.000 ton su Hazır beklemiş olacak. Şu anda kaç bin ton su bekliyor? Şu anda burada 3.000 ton su bekliyor. 3.000 ton. Zaten devamlı geldiği için sıkıntımız da yok. 13.000 ton ekstra rezervimiz olacak. Yeni depo nereye yapacak? Yeni depo tam çamların olduğu yere. Kaç tonluk? 10.000 ton. 10.000 ton. Ne zaman başlayacak? 1 Kasım'da başlayacak. Evet. 15 Nisan'da da teslim edecekler. Onun üstüne başka bir tesis olacak mı? Tesis. Evet, tesis projesi de var. O da imalat başladığı zaman şekillenmiş olacak. Burası çok güzel bir yer olacak kendi. Şimdi kaç para harcadı büyükşehirimiz? Bu hattın buraya böyle. 15 trilyon sevgili. 15 trilyon da evet. Harcandı. Tamamı kaç kilometre? 17 kilometre. 17 kilometre. 11.700 metresi bitti. Evet. 6.000 metre zaten çelik. Şu anda tamam. Şöyle rantılıp çalışan bir sistem. Tamam. 10.700 kilometre bitti. Yani şimdi ne kadar kalabalık olursa olsun yazın da Ayvalık doldu mu bu su yetecek mi? Yetecek efendim. Yetecek. Olmayacak. Ben yetişemedim ama şu ana kadar kaç ton basılıyor? Bu hattan su geliyor mu? Geliyor. Yine hattan su geliyor. Tabii 630'luk hat bu. Yaklaşık 1,5 aydır geliyor herhalde. 1,5 aydır. 14 Eylül gecesi saat 2'de biz burasını devreye. Depo kaldırıyor mu? Bunun kapasitesi yetiyor mu buna? Depo yetiyor. Yetiyor. Zaten geleni... Her an 3.000 ton mu var bunun için? Şu anda stokta her an 3.000 ton. 3.000 ton var su var. Stokta. Toplamda 15.000 ton şu anda stokta her an suyumuz var efendim. Bütün depolar topladığımız takdirde. Kaç tane depo var? 5 tane depomuz var. Kapasitemiz de yetiyor. 10.000 tonunu da işte efendim başlıyoruz. 15 Nisan'da da teslim aldık mı? 6. depo mu oluyor? Yeni depo'nun şehri kaç metrekare olacak? Yeni depo alan tabii. 10.000 ton da şehir ne kadar? Alan ne kadarlık alanı kapsayacak? 34 metre uzunluğunda, 68 metre uzunluğunda, 34 metre genişliğinde, 6,5 metre derinliğinde bir depo inşaatımız var. Bunun toplam kapasitesi 10.000 ton. Arazi olarak hazineden aldığımız yerde 12 dönüm. 12 dönüm yani. Evet. O deponun içine dahil olacak. Tabii. Oraya başka herhangi bir şeyle tabii üzerine genel müdürlüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımızın üzerinde değişik projeleri var. Bittiği zaman, bitmesine yaklaştığı zaman o projeleri de hemen devreye koyacaklar. Burası bir sosyal alan gibi de değerlendirilebilir, düşünülebilir. Teşekkür ederiz. Çözüldü. Evet, su sorunumuz çözülüyor. Şu anda kesilmeyecek. Su akmayan bir yerimiz yok efendim. Biz yavaş yavaş şehir içine de sokak sokak da bakım onarımlara gireceğiz. Şebekelere değil şebekeler mi? Dağılım şebekelere. Şebekelere gireceğiz. Oralarda büyük sıkıntı var. Günlük, yani onlar çok tazikten patlıyor. Fazla tazikten patlıyor. Evet, su bol geliyor. Şu anda sıkıntımız yok efendim. Günlük patlak oranım 50'ye yakın efendim. 24. sokak, 17. sokak. Var. Su verildikten sonra mı patlak başladı? Tabii. Tazik geliyor Sayın Bekir. Tazik. Tazik yoktu. Atıyorum 1 barla geliyordu. Şimdi 10 barla geliyor. Günlük 50'ye yakın patlamış oluşuyor. Tamam, ekiplerimizle gün içinde çözmeye çalışıyoruz.
Ayvalık genelde günde 50 patlağa evet, doğrudur. Müdahale ediyor. Evet, doğrudur. Bu patlaklardan sonraki onarımlar biraz yavaş gidiyor gibi. Şimdi o da tamam. Yani orada onun bir şimdi ekip bakın, ayarlanmadı. Vatandaşımızın problem var orada. Sıkıntılı bir konusu var. Şöyle, biz bugün patlağı yapıyoruz. Vatandaşımız diyor ki, ertesi gün bunu parke taşını döşeyin. Buradaki aşağıdan çıkan malzeme kurumadığı sürece buraya parke taşını döşerseniz çökme yapıyor. Tekrar çöken yere tekrar gelmek zorundasınız. Yani en az bir 48 saat geçmeden bunun üstündeki parke taşının bakım onarımı yapılmaması lazım. Ama ona bir önlem mesela bir şeritle geçirip çek, burası şu kadar yapılacak. Çoğu yerde başkanım yok onları görüyoruz. Boş bırakıyor halkta diyor ki yani attılar bıraktılar gittiler Ali, diyor. Ali öyle değil. Biliyorsunuz onları. Öyle değil. Şöyle ben bu hatta çok başıma geldi. Ben bu hatta her gün koruma bandı çekiyorum. Sabahtan çekiyorum. Akşam koruma bantları yırtılıp atılıyor. Büyük yerlerde mi? Mahalle aralarında. Mahalle aralarında da bu var. Mahalle aralarında da var. İnan var. Geliyor çocuk çekip koparıyor. Veya bazı arz edemiyorum. Art niyetliler gelip çöküp kaydırıp atıyor. Bunu ne kadar yaparsanız yapın. Başında 24 saat o koruma bandının adam bekletme şansı yok peki. Burada her Allah'ın günü hem sabah hem akşam ben koruma bandı çektim burada. Gece saat 12'de bazen kontrola çıkıyorum. Bazen ekiplerin başında sabaha kadar beklediğim yer var. Bir saat içinde benim band çektiğim yer bir saat sonra gelip koparıyor. Arabaları geçerken koparıp alıp gidiyor. Peki Saadettin Bey, Ayvalık, Cunda, işte yani Sarımsaklı, Küçükköy, Altınova, Eskişehir yani eski belediyelerin yaptığı şehir ishalatları yani içme suyu ishalatlarının projeleri konusundaki çalışma yok, nedir? Ben projeleri istedim. Yani, bunu da aydınlanması lazım. Patlak bir sebepten oluyor ama bu patlak neden oluyor? Istedim. Altyapı projelerini bize henüz gönderemediler, yok diyorlar. Ayvalık Belediyesi mi yok diyor? Tabii efendim. Tabii. Biz İller Bankası'nın yaptığı imalatlara ait projeleri İller Bankası'na personel göndermek suretiyle aldırdım. Bunlar var. Şu an ne kadar var elinizde öğrenmeyi? %35, %40'ı var. Geri kalan %60-65 evet, yok diyorsunuz. Evet. Yani bu patlaklar size yol gösteriyor öyle mi? Oluyor? Evet. Bir yerde öyle. Bir yerde öyle. Evet, tamam. Şimdi patladıkça en fazla patlayan sokakları hem tamir edeceğiz efendim. Hem yeni hatlarını çekeceğiz. Hem köşe başlarına vanalarını koyacağız. Bir de bunları projeye işleyeceğiz efendim. Tamam. Çalışmalıyız. Zaten bu su basınçlı geldiği sürece bu patlak kaçınılmaz. Onlar da tamir ettikten sonra evet, su sorunu çözülmüş evet, olacak. Şu anda efendim şöyle arz edeyim. Ayvalık'ın şehir merkezindeki altyapı suların %60'ı pik borularla. Tamam. Üstünü açtığınız zaman pik hava aldığı zaman dağılıp gidiyor. Tamam. 5 metrelik bir sokağın içinde telekomun attı. TEDAŞ'ın 380 volt enerji attı. Bizim su hattımız, kanalizasyon hattımız, Vodafone hatları var. Tam böyle aralarında 10 santim bile mesafe yok efendim. Toprağın altı örümcek ağı. Örümcek ağı gibi. Geçen kepçe vurdu mesela, geldi. 380'e vurdu. Tabii 50 santim üstüne kadar kepçeyle çalışabiliyorsunuz. Ondan sonra kazma küreğe dönmek zorundasınız. Hem işçinin güvenlik açısından hem tesise, altyapıdaki tesise zarar vermemek adına. O da zaman oluyor efendim. Eyvallah. Buranın en büyük sıkıntılarının altyapının tabii. Mesela ben bir soru sormuş olayım. Şimdi yağmurlar geliyor. Drenaj kanalları. Drenaj kanallarını bize teslim etmediler, doğru mu? Yok, yapmıyorlar. Şimdi biz kanalizasyon olarak bütün kanalizasyonumuz şu anda sıfır hatayla çalışıyor. Çalışıyor. Şimdi bazı denize kaçak olan ihbarlar geliyor. Bize de geliyor. Hı. Kanalizasyon akti geliyor. Bu akan şeyler nedir? Şimdi bu arkadaşlar kaçak bağlanan evlerin kaçak bağladıkları kanalizasyonlar zamanında göz yumdukları. Nereye bağlamışlar bunları? Şimdi bunların büyük kısmının ishal yaptığını. Evet. Demek ki Ayvalık halkı denizini kendisi kirletiyor değil mi? Tabii çalışmıyor. Tabii kendisi kirletiyor. Şu an kendisi kirletiyor. Tabii, aynen. Çünkü bizim tüm kanalizasyon resmi hatlarımız bağlı. Bağlı. Ve kaçağımız yok. Bir şekilde çalışıyor. Arıtmalarımız çalışıyor. Terfilerimiz çalışıyor. Evet. Hatlarımıza bir problemimiz yok. Tabii senin drenaj kanalı yok. Evet, şimdi yağmurlar yağacak, bunların hepsi patlayacak. Ve bunların hepsinin büyük oranı büyük kimde? Bizim kanalizasyon hattının içine girecek. Zaten kanalizasyon hattının bizim 300'lük efendim. Bizi mahvedecek. Tabii, biz ondan sonra işte kanalizasyon, yani rogar taşıyor. Taşmaması mümkün değil. Bu yağan yağmur... Bu kimin sorumluluğunda? Ayvalık Belediyesi efendim. Ayvalık Belediyesi. Ayvalık Belediyesi. Yağmur suyu hatları. Yağmur evet, suyu hatlarının yapımı, bakımı, onarımı. Baski galiba bunları istedi ama vermediler galiba. Baski Genel Müdürümüz, üst yönetimimiz yazıyla ya bunları yapın, yapmayacaksınız biz yapalım. Meclisten bir karar alın, o kararı bize gönderin. Biz yapalım, mahsup başalım dedi. Şu ana kadar meclisten almış böyle bir kararımız da yok. Yapamaz ki. Nasıl yapacak? Yapamaz. Para gidiyor. Bütçe ve ekipman. Tabii. Yapamaz ya. Yani verilmemesi hata bence. Açıyorsa aynı
bir şey yapsınlar. Şimdi bu yağmur atları arıtmaları, doğru mu Saadettin Bey? Arıtmaları da mahvediyor bu yağmur suları değil mi? Değil. Tabii. Dışarıdan giriyor. Bütün sistemi kilitliyor. Aynen öyle. Tozu toprağı da getiriyor, aynen, kanalizasyonun içine. Aynen. Ediyor ve ayvalık şişiyor. Evet. Mesela şöyle arz edeyim efendim, biz bayramın 4. günü Şirinkent bölgesinde bizim tercih merkezinin motorumuz için stop ettik. Hemen arkadaşlarım bir bakın, stop ettiği zaman Taşmaya Meydanı'na gidiyor logarda. Arkadaşlar gittiler baktılar, kapağı bir açtık, içine koyun postu çıktı. Teryaki listesi. Yani isteseniz o koyun postunu oraya atamazsınız efendim. Atamazsınız yani. Yani bunu kaldırmanız lazım. İki kapağı zor kaldırır. Beton kapatacaksınız. Kaldıracaksınız. İçine atacaksınız, kapatacaksınız. Evet, nereden girmiş oraya? Sabotaj. Bunlar çok yaşıyor. Hırkalar. Yani hırkalar, yaşadıklarımızı. Hırkalar. Gece yarısı hırka çıkarıyoruz. Özellikle kanalda atıyorlar. Evet. Gayret. İşte ekipler 24 saat, 24 saat terfi merkezleri motorlarını günde en az 6 defa dolaşıyorlar. Aman motorlar durmasın, bir pislik gelmesin, gelen pisliği temizleyelim diye. Sabahlara kadar çalıştım, çok fark edin ama kirletme toplumuna alışmış bir yapı. Yakalayın, şikayet edelim biz de öyle sabotaj yapanlar. Yakalayın. Kesinlikle. Bu anda fotoğraflayın. Evet. Cep telefonuna fotoğraflayın. Gazetelerle paylaşın. Şuradaki kanalizasyon akına kaç tane kaçak bağlantı var? Şundan 100? 200'e yakındır. Yakın mı? 190 civarında diye biliyorum ben. 200'e yakındır. Kaçak bağlantı. Ve teslim edilmeyen bir hatta. Teslim edemedik ama biz gene TM'lerini çalıştırdık tabii, değil mi? Çalıştırdık. Denize pislik akmasın diye yaptık. Yani. Bunlar için önlem ne? Ne yapacaksın? Bunlar hepsi bağlanmış kaçak. Yarın yağmurlar başlayacak. Hepsini tespit edip berbat olacak. Yani öncelikle bunun geçici kabulünü yapılıp bize dosyasıyla beraber göndermeleri lazım. O geçici kabulde bunun projesi var. O projeye göre kim kaçak bağlayacaksa projeye bakarak tespit etmek mümkün. Ondan sonrası biz üst yönetimimize arz ederiz. Ceza işlemlerini yapalım. Şu anda ortada yani. Ne Ayvalık Belediyesi bir işlem yapabiliyor, bir müdahale ediyor. Ayvalık Belediyesi'nin elinde şu an. İhale o yapmış ama ihaleyi de teslim alamıyor. Tabii müteahhitle Ayvalık Belediyesi'nin arasındaki problem. Bir problem. Biz hattı çalıştırmak zorunda kaldık çünkü denize lağım akıyordu. Biz çalıştırdık, görevimizi yaptık. Gerisi onların sorunu. Peki bundan önceki belediye başkanının yapıp da yani 13 trilyona mal oldu deniliyor. İhale edip yaptığı su hattı çalışıyor mu? 400 yıl. Geçen sene biz oraya terfi kurmak suretiyle çalışıyorduk efendim onu. 13 kilometrelik Altınova'dan Ayvalık'a gelen 400 hat. Projesi olmayan bir hat. 400. Projesi yok. Projesi yok. Baskı'da göreve başladıktan sonra efendim her gün patlıyordu bu arada. Defalarca patladıktan sonra üst yönetimle arz ettim. Bunlar evi geldiler, mühendislerimizi de çağırdık. Sokol Kavşağı diye bahsettiğince terfi merkezi kurduk. Bu terfi merkezini kurduktan sonra sistem rahatladı. Buradaki terfi merkeziyle Altınova'daki basıcılar aynı saatte, aynı anda, aynı dakikada, aynı basınçla çalışıyor sistem, ona göre ayarlandı. Orası çalışıyor, buraya git aktarıyor. Buradan da 3 atmosfer basınçta Denir Tepesi'ne suyu basıyoruz 400'lük hatta. Şu ana kadar 400'lük hatta 4 veya 5 defa patlağımız oluştu. O da ÇEDAŞ'ın elektrik kesintilerine dolayı. Onu da yönetimimiz bize jeneratörlere aldık, gönderdik. Şu anda o problem de kalmadı. Evet. Yani elektrik kesilse dahi bu ilçede su atmamazlık diye bir şey yok. Çok şükür, çok şükür. Vardı, biz geldiğimizde vardı. Elinize sağlık. O pompaların yedekleri de var değil var, mi? Bize var. Her şeyimiz yedeğiyle, bir aylık tamiratlarıyla devam ediyoruz. Yedekleri de var başta. Yedekleri de var. Teşekkür ediyorum. Evet, Saadettin Bey'e çok teşekkür ederim. Sağ ol Saadettin Bey. Demek başkanım. Sağ olun. Şeye çıkalım değil mi? Emeğinize sağlık. Hasan, nereye çıkıyoruz? Çakmak. O top sahası dediniz ya, oraya çıkalım. Şimdi top sahası, bazı spor tesisleri yaptık, onları bir görmenizi istiyoruz. Ziyarete gidiyoruz. Nerede? Şeyde Çakmak köyünde. Çakmak 7 tane yaptık yani. Bunlardan, şimdi 2 tane daha yapacağız. Bunları bir görün istedim. Burası Buzuk Çeşme, sağ taraf Odamonlu, aşağısı sağ tarafta Çorum. Sen mi sorumlusun? Nasıl Osman abi? Güzel. 7 tane yaptık bunlardan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Selman, gel geç kale.
Rahat diyor mu? Buyurun, sen de. Kaleci mi bu? Kaleci. En iyisini bulduk. En iyisini. Çok iyi gol atarım. Biliyorum. Zaten mecliste kendisi takımda. Abi canım valla. Allah. Bir daha, bir daha sayın. Bakalım var ya. Parayı fazla. İlk ateşin günahı yok. Aaaa! Kutlarcan olmam böyle ya! Nasıl olmuş? Valla Büyükşehir sapıtmış. Neler nasıl? 6 tane potamonu. Topu vurunca bir tane deliğe girsin de başlayalım. Bravo! Bravo! Teknik! Hakikaten çok güzel fark çok yaptım. Niye böyle? Bir tane daha şunu yapacağız. Vay üzüldü. Atın atın siz de atın. Bir iki yukarı atayım. Orada atamazsın mı? Eski futbolcu olarak. Atamazsın ki orada. Hayatta atamaz. Ya kaleyi tutturamadım. Ama bu ayakkabı var. Evet, ayakkabı da. Osman abinin ayakkabıları var. Aman yarabbim. Biz bir ara bir... Oh, hadi bak. Başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Vekil. Eyvallah, kazandınız. Evet, başkanım buyurun. Hadi, hadi, hadi. Ha. Yok artık. Aa, çok evet. O kadar değil artık ya. Biz de oradan attık. Atamazsın oradan, atamazsın. Başkanım da kendi özgüveni var, kabul etmiyor valla. Helal olsun. Bir daha, bir daha. Bir tane daha atayım. At. Hadi ya, alışkanlık yap. Bir tane daha atayım. Hadi, hadi, hadi başkanım. Hadi. Bravo. Hep aynı köşe. Hep aynı. Atalım. Atan. Ver. Şimdi aradı, Bankaya'daymış, arayacak. Sen de var ya. Bankaneci olmam Osman abi. Atıncaya kadar herhalde, gol oluncaya kadar vuracağım. Durum onu gösteriyor. O da inat etti, yemiş. Böyle geçirin içisi, kaza tutsunlar, kurban kaleci açıldı iyice. Bir tane ben vurayım. Hasan ben baskı veriyorum. Baskı da abi deniyorum ama. Takım herhalde. Öyle şöyle. Ooo en güzeli seninkiydi. Geliyor mu oyuna? Bazı böyle. Bazı oluyor mu? Oluyor mu? Gecelerim aksınlar. Valla ben de çökerim yaşıma bakarak. Gelme görsünler. Kalksana sen. Ben de çökerim. Evet. Çok güzel. Gözleri kırpmayalım. Bakamıyorsun nasıl kırpmayacaksın? Selamünaleyküm. Yüksek okul önünde de başkanım. Sayın bölge müdürüm. Ayvalık'tayız. Ayvalık'tan sonra Altınova var. Altınova mezarlığının oradan köy çıkışı olan yerde 6-7 köy asfalta çıkmak zorundaymış. Burada çok ölen oluyor diyorlar. Geçen hafta gene birisi ölmüş. Araba çarpmış. Buradan alt geçit isterler. Bir baktırır mıyız oraya? Geldi mi? Yolun kodu uygun değil. Mezar için. Siz araba geçidi mi, insan geçidi mi istiyorsunuz? Arabanın içeri altından. Devam ediyorum. Bir daha baktırın. Ya. Geçiyorsun. Kurtarıyorsa bir yaptıralım oraya bir geçit. Altınova mezarlığın orası. Altınova mezarlığının oradan geç. Bir daha baktıralım. Tamam sayın müdür. Gömeçliler geldi mi? Gömeç belediye başkanı gelecek. Nasıl? Tamam. Hadi inşallah. Peki kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Muhtarı da bulsalar gelince arkadaşlar köyün muhtarını. Buranın ki olsun. Tamam.
olsun. Hangini böyle bakıyorsunuz? Nasıl haberiniz olurdu? Tamam mıyız? Tamam mısınız Sayın Bekir? Evet. Basına demeç var mı? Basın var mı burada? Basın var. Basın mensupları arkadaşlar. Nerede? Burada. Bunlardan? Burada. Ayvalık'ımızda Büyükşehir 7 tane yapmış. 2 tane de. Evet. Evet bunlardan Ayvalık ilçemize bu spor komplekslerinden 7 tane Balıkesir Büyükşehir'imiz yapmış. Biz de gelip ilçe başkanımız ve ekibimizle birlikte sizlerle birlikte bunu yerinde görmek istedik. Gerçekten çok güzel. Şu 3 tane köy var bu çevrede. Bu köyün gençleri, hanımları gelip buraya akşamüstü hem piknik amaçlı hem gezme amaçlı. İşte oturaklar da var. Annelere oturup çocukları spor aletlerinden istifade edecek. Basket, voleybol sahası var. Efendim küçük bir saha var. Oyun grubu var. Bunlardan fevkalade istifade edilebilir. İşte bunlar imkanların artmasıyla olan şeyler. Gördüğünüz gibi büyük şehir yokken bunları yapamıyorduk. Biraz önce su getirilen tesisi inceledik. Yeni depoları ve izalatlarını inceledik. Gayet güzel, sağlam. Tabii 15 trilyon para gidiyor bir tanesi. Şunların da tanesinde 100 milyar falan gibi bir para gidiyor. Yani belediyeler bunları kendi bütçeleri yapamıyor. Büyükşehir'in getirdiği imkanlar tabii bunlar her geçen gün de yaygınlaşacak. Çok da güzel olmuş. Evet, belediyeciliğin evet. Bir şeyidir bu. Tabii hizmeti. Tabii. Hayırlı olsun. Sahip uğurlu diyelim insanımıza. Hocam, evet. Elektrik işini akşamlar oturulması için olsa çok güzel olur. Bağlanması. Yani elektrik de oldu mu çok güzel. Hazır bakın olur. Gelecek. Evet. Bunlar yeni yapılıyor. Hazır. Tamam. Evet. Tamam. Hepsinde elektrik olacak. Evet. Akşamlarda kullanabiliriz. Evet, yerler hazırlandı, yapılacak. Güzel. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Siz de geldiniz. Sağ olun beraber. Yağmur bir eleştiri getirelim. Sizin üzerine gitsin. Ben size bilirim. İki tane beyaz taş üzerine oturmuş. Ahşap demirle ahşap taş. İşte demir kasap, taş ayaklar, beyaz. İki tane ayrı ayrı yuvarlak böyle.